Selam, ben Kıvanç Ökten. Bugünkü videomun konuğu IFBB Pro Lig tarihinin tartışmasız en başarılı kısa vücutçularından biri olan aşırı açık sözlülüğü ve devasa ön kollarını sergilediği zafer pozuyla hafızalara kazınan Lee Andrew Priest McCutcheon. 6 Temmuz 1972 tarihinde Avustralya'nın Newcastle şehrinde doğan ve annesi de vücut geliştirme yarışmacısı olan Lee, büyük babasının desteklemesiyle 12 yaşında ağırlık kaldırmaya başladı. Bir sene sonra henüz 13 yaşındayken 1986 School Boys Classic Sydney yarışmasını kazanan Lee, 1988'de New South Wales eyalet şampiyonu, 1989'da da hem WPF hem de IFBB Mr. Avustralya overall şampiyonu oldu. 1990'da tekrar ülkesinin bir numaralı vücut geliştirme sporcusu seçilen ve IFBB'nin amatör dünya şampiyonasında hafif siklet dördüncülüğü elde eden Lee, pro kart alabilmek için başvuruda bulundu ama yaşı küçük olduğu için talebi geri çevrildi. 1993'te IFBB'nin Niagara Falls yarışmasının amatör ayağına katılmak için 2 hafta önce Avustralya'dan Los Angeles'a geldi. Gold Gym Venice Beach'te antrenman yaparken Lee'yi gören ve çok etkilenen NPC Başkanı Jim Mannion, dönemin IFBB Pro League Başkanı Wayne Demilia'yı aradı. Bu telefon görüşmesi sonunda pro kartına kavuşan Lee, amatör ayağı için hazırlandığı yarışmada bir anda kendini Miloš Šarčev, Ronnie Coleman gibi isimlerin arasında buldu ve 20 kişi arasından 9. olmayı başardı. İlk 3 senesinde girdiği yarışmalarda orta sıralara yerleşen Lee'nin ses getirmesi, 1997 yılında Ironman Pro'yu ikinci bitirip katılma hakkı kazandığı Mr. Olympia'da 6. olmasıyla gerçekleşti. 1.63 boyunda ve 90-95 kilogram ağırlığındaki sporcunun devasa kütle akımının zirve yaptığı dönemde kendine bir yer edineceği, 1.80 boyunda ve 120-125 kilogram ağırlığında olan İsviçreli Jean-Pierre Fuchs'u yenmesinden belliydi. Lee aynı başarıyı 2000 yılında tekrarladı ve bu sefer de Marcus Rühl, Jay Cutler gibi isimleri geride bırakarak dünyanın en iyi 6. vücutçusu unvanını kazandı. Simetrisi, orantısı, dolu kas yapısı ve müthiş pozlarıyla büyük çocukların hayallerini yıkmaya devam ediyordu. 2002 önemli bir seneydi çünkü Lee 90'ların en etkileyici fiziklerinden birine sahip olan Chris Cormier'i yenerek San Francisco Pro'yu kazandı ve 9 yıllık profesyonel kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. Aynı yıl Mr. Olympia'da 3. kez 6. olduğunda arkasında kalanlardan biri de simetrinin sultanı Flex Wheeler'dı. Lee 2003 yılında tek bir yarışmaya katıldı ve He-Man'i hatırlatan uzun saçlarıyla Mr. Olympia'da 15. olarak IFBB Pro League'deki en kötü sonucunu elde etti. Henüz 31 yaşında olan sporcu bunun dünyanın en büyük vücut geliştirme podyumundaki son performansı olacağını muhtemelen aklından bile geçirmemişti. 2005 yılında Avustralya Grand Prix'sini kazanarak kendi seyircisi önünde galip gelen Lee, 2006 yılında daha önce tam 9 defa girdiği ve hiç ikincilikten öteye gidemediği Ironman Pro'da şampiyon olmayı başardı. Aynı yıl IFBB'den ayrılan Wayne Demilia'nın kurduğu PDI Federasyonu'nun 2 müsabakasına girdi ve 1971 yılından beri uygulanan başka organizasyonda yarışmama kuralını ihlal ettiği için 1 sene men cezası aldı. Lee itirazda bulununca cezası 2 seneye çıkarıldı. 2008'de affedilen ve tekrar IFBB organizasyonlarına çıkma hakkı verilen Lee, önce sakatlık, sonra motivasyonsuzluk sebeplerini öne sürerek 3 sene boyunca hiç yarışmaya girmeyince hayat boyu men cezası aldı. 2013'te 7 senelik aradan sonra 50'li ve 60'lı yılların en ünlü vücut geliştirme yarışması olan NABBA Mr. Universe'de podyuma çıkıp overall şampiyonu oldu ve emekliye ayrıldı. Aynı zamanda bir yarış tutkunu olan Lee Priest, off-season'da podyum ağırlığının 30-35 kilogram üstüne çıksa da yarışma günü geldiğinde hep formda olurdu. O, vücut geliştirme tarihi boyunca birçok kısa boylu sporcu için kullanılan Giant Killer, yani dev katili lakabını en çok hak edenlerin başında geliyordu. Hatta 1997 sezonunda 5 kez Lee'ye yenilen Ronnie Coleman yarışmayı bırakmayı bile düşünmüştü. 50 yaşına merdiven dayayan Lee Priest hala sektörün en popüler isimlerinden biri ve kimsenin ne düşüneceğini önemsemeden dürüstçe fikirlerini belirtmeye devam ediyor. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.